Herkese merhaba arkadaşlar, kucak dolu sevgiler, hoppa, hoş geldiniz. Başlıktan asla yanlış duymadınız arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde, aslında şöyle, şimdi kolay yere kadar anlatacağım. Sadece bu kadarla da çok güzel bir etki alacaksınız. Aynı anda ve zaten göreceğiz hep birlikte. Onun da üzerine ben evde varsa ekleyebileceklerinizi sayacağım. Böylelikle yapmak isteyen herkesin de gönlü olmuş olacak. Hemen maskenize geçmeden önce de bana bir dakika öndürseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hem destek olmuş oluyorsunuz, ayrıca yorumlarınız için ayrıca çok 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 teşekkür ederim. Hem de bu kadar yararlı videoları ihtiyacı olan arkadaşlarımıza da ulaştırmış oluyoruz. Aklınıza herhangi takılan bir soru varsa da yorum kısmı sizleri bekliyor. Ayrıca yorum atmayı da unutmayın. Gidip deneyin, gelin, yorumunuzu paylaşın. Öyleyse maske tarifimize geçin. Şimdi canlarım, gidip böyle hemen sabununuzu rendelemeyin. Bu arada sabunu rendeleyeceğiz, şöyle göstereyim. Ama özellikle yüz sabunu olmasına ya da doğal bir sabun olmasına ben özen gösteriyorum. Fakat kükürtlü sabunları lütfen kullanmayın ya da sivilce kurutucu sabunları da kullanmayın. Sadece beyazlaştırmak ve pürüzleri almak için, lekeleri almak için. Ama cildiniz akneyidir, sivilcelidir, ekstraladır. O zaman o sabunları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok daha etkili olacaktır. Sabunumuzu rendeliyoruz ama tüm sabunumuzu rendelemeyin. İlk başta şöyle birazcık bir rendeleyin. Çünkü üstü silik olacak şekilde bir tatlı kaşığı rendelenmiş sabun kullanacağız. Bayılırsanız bu benim ana maskem diyecekseniz de bir sabununuzu komple rendeleyin, bir kenara koyun. Her uygulamada çıkarıp koyarsınız maskenize. Ayrıca maske tarifinde yorum kısmına sizin kendiniz nasıl anlayacaksanız öyle yazın, gönderin arkadaşlar. Bir dahaki geldiğinizde de direktman yorum kısmından maske tarifinde hemen edinmiş olursunuz. Kendinize not tutmuş olursunuz. Şöyle hemen. Bakın şu kadarcık sabunumuz yeterli. Hatta bu şöyle birazcık dağıtırsam. Heh, tam dolmuş. Oldu. Aman gitmesin. Bu kadar yeterli. Kabımıza koydum hemen. Ardından da bir tatlı kaşığı beyaz kilimizi ilave ediyorum. Şöyle çok üstü tümsek olmayacak. Hemen şöyle alıyorum. Bu kadar yeterli. Bu bile bence birazcık daha tümsek hatta. İlave ettim. Şimdi aslında maskemiz en kolay şekli bu şekilde. Bunun üzerine isterseniz üstü silik olacak şekilde bir tatlı kaşığı pirinç unu koyabilirsiniz. Ardından evinizde varsa üstü silik olacak şekilde bir tatlı kaşığı süt tozu koyabilirsiniz. Ardından da ben şimdi su koyacağım ama siz onun yerine güz suyu, salatalık suyu ya da patates suyu da koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Videoda da özellikle en kolay şeklini, hazırlanışını sizlere göstereceğim nasıl bir etki bırakıyor diye. Ve daha sonra içerisinde de arkadaşlar 1,5 tatlı kaşığı su ilave ediyoruz. Suyumuza koyduktan sonra 2 dakika boyunca şöyle bir güzel karıştırıyorsunuz. Ardından ise yüzümüze hemen şöyle uyguluyoruz, siliyoruz. Göz altlarımıza bayağı yaklaştırabiliriz. Uyguluyoruz. Çok böyle boş yerinizi sakın ama sakın bırakmayın. Şöyle hoppa hoppa. Yumuşacık bir kremsi kıvamda olan, beyazlatan pürüzlerinizi alacak, sivilce lekelerinizi yok edecek, güneş lekelerinizin rengini açacak. Harika bir maske. Ne olursa olsun saçınıza çok fazla yaklaştırmıyorsunuz. Siz, şimdi ben kameranın ekranından baktığım için çok net göremiyorum. Şöyle birazcık daha uzakta kalıyorumdur eminim. Ama siz aynı da yaparken böyle milimlik yaklaştırın. Açıkta herhangi bir yerimi bırakmıyorum. Ve bu kadar arkadaşlar. Yüzünüzde sadece 15 dakika tutacaksınız. 30 dakika tutmayacaksınız. 15 dakika tutacaksınız. Öyleyse 15 dakikamız geçsin. Geldim arkadaşlar. Şöyle hemen yüzümüzü tampon hareketlerle siliyoruz. Gayet güzel beyazladı. Boynumun rengi birazcık daha koyu kaldı. Neyse. İyice şöyle tampon hareketlerle siliyoruz. Ve uyarılarım var. Hemen hemen uyarılarımı söylemek istiyorum. Üzerimden de anlaşılacağı üzere pijamalarımla çıktığım için bunu genellikle yatmaya yakın zamanlarda yapınız. Ayrıca eğer kıvamı tutturamazsanız, çok cıvık yaparsanız ya da çok katı yaparsanız sabunda oynamayın. Sadece çok katı olsa birazcık daha böyle milim milim su dökün. Eğer çok cıvık olursa da birazcık daha böyle beyaz kil koyabilirsiniz. Ve bu şekildeydi arkadaşlar. Bana destek olmak için videoya bir like konursanız ve bu kadar güzel maskeyi de. Eminim bu ne kadar hak ediyor? Bence bu da 35-40K hak ediyor like yani. Kanalımıza abone değilseniz hala abone olmayı, ailemize katılarak da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Çanına basarak böyle iki tik atmayı, bu kadar yararlı videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.